Efendim merhabalar şampiyon teste karşındayım çok ama çok son testimiz çok ama çok güzel sorular bizi bekliyor tam tamına 13 tane soru var geri gelecek içinde sınav soruları bile çözeceğiz emin olabilir yani ben sana iddia ediyorum bu çözdüğümüz 13 soru sonrasında bu konuyla alakalı olarak özellikle burada dönüşümler dönmeler konusunda çok işleyeceğiz yansıma ve dönmeler ufkun çok gelişecek hazır mısın ben çok heyecanlıyım duramıyorum Hazır ve ne hazırız? O zaman gelsin birinci soru diyelim. Hadi bakalım. Gelsin birinci sorumuz. 3x 4y 1 doğrusunun diyor 2 0, 2,0 noktasına göre simetriği olan doğrunun doğru y eksenini hangi noktada keser diyor. Tamam. Yani sonuçta doğrunun noktaya göre simetriğinin bu şekilde hesaplandığını bir önceki bölümde de anlatmıştım ben sana değil mi? Pratik olarak. O zaman şöyle yapalım mı? Noktalarımız 2'ye 0. Yani ee, buraya 2 buraya 0 diyecek olursak buraya 2 buraya 0 diyecek olursak 2 2 2 4 eksi x x gördüğümüz yere 4 eksi x y gördüğümüz yere de eksi y yazacağız değil mi? x gördüğümüz yere 4 eksi x o zaman 3 çarpı 4 eksi x eksi 4 çarpı eksi x eksi y düzeltiyorum eş artı 1 eşittir 0 buradan 12 eksi 3 x artı 4 y Evet. Artı 1 eşittir 0 olur ki eksi 3x artı 4y eşittir eksi 13. Buradan 3x eksi 4y eşittir 13 olarak bulunabilir sevgili arkadaşım. Buna göre diyor doğrusu y eksenini kestiği noktadan bahsediyor. O zaman x'e 0 verirsek y eksenini eksi 13 bölü 4'te kesecektir ki bu da bilin sorumuzun doğru cevabının ne olduğunu gösterecektir. A seçeneği olduğunu gösterecektir. Sana içimde kalmasın bir pratik yöntem anlatmaya yani bir gerçek yöntemini anlatmaya çalışacağım mümkün mertebe. Şimdi bir nokta doğrunun noktaya göre simetriyi A noktası 2'ye 0 bu nokt doğrunun noktaya göre simetri yine bir doğrudur. 3x-4y artı 1 eşittir 0 ise paralel olacağından dolayı yani şöyle bir simetri alalım. Bu noktalar birbirine eşit bu mesafeler. Bunlar birbirine paralel olacağından dolayı bu doğrunun da denklem 3x-4y artı c eşittir 0 olacaktır. Şimdi değerli arkadaşım ben bunun üzerine bir nokta alıyorum, almak istiyorum. Ne noktası alalım? Örnek veriyorum. Yani x'e 1 veriyorum. x'e 1 verirsem 3 kere 1, 3. 1 daha 4, y'de 1 çıkıyor. 1'e 1 noktası. Bunu simetrisini alacak olursak 1 artı 2, 3. Yani 1'den 2'ye 1 birim artmış. Buradan da buraya 1 birim artarsa bu nokta 3 oldu birden sıfıra bir azalırsa buradan da buraya bir azalacaktır. Eksi bir olacaktır. Bu nokta bu doğruyu sağlar demektir. 3 çarpı 3 9 eksi 4 y 4 çarpı y'den eksi 1'den artı 4 olur. Artı c eşittir sıfırdan c eşittir eksi 13 olacaktır. Şimdi bizden istenen şey nedir? 3x eksi demek ki doğrumuzun denklemi eksi 13 eşittir sıfırdan x'e 0 sıfır verirsek burası çat gider y eşittir eksi 13 bölü 4 olarak esas ama gerçek yöntemle de sorumuz çözülmüş olacaktır sevgili arkadaşım. Gelelim on, yani gelelim ikinci sorumuza. Ee, köşelerinin koordinatları şimdi ben bayağı bir ilerleyerek resim çizdim ama şimdi o e, hususa gelene kadar ki olan kısmı ben sana burada tek tek izah etmeye çalışacağım. Diyor ki e, şöyle söylüyor. E, köşelerinin koordinatları 2,4 6,1 hemen yazalım. A diyelim 2,4 B diyelim Evet, e, denk yani ne dedik dikdörtgenimizi çizdik, koordinatlarını yazdık. Diyor ki D köşesinin AC doğrusuna göre simetriği diyor. Şimdi bu doğrunun buna göre simetri, şurada mesafesi eşit ve buradan da buraya eşit mesafededir. Bir şu kesim noktasının koordinatını bulursak şurada olduğu gibi, buradaki bu noktayı yani burası K kesim noktası x virgül y, buradaki D üssü noktasını bulmuş olacağız değerli arkadaşım. Neden? Artım miktarlarının. O zaman biz AC'den geçen doğruyu bulmaya çalışalım. E, ee, MAC önce AC'nin eğimini bulalım. Nedir sevgili arkadaşım? 7 eksi 4'ten 3, 8 2'den 6. Bu da 1 bölü 2 yapacaktır. 8 ile 7 mi? 2'ye 4 hangi noktayı alalım. 2'ye 4 noktasını alıyorum. Y 4 eşittir. 1 bölü 2 çarpı x 2. Hay hay. Buradan y eşittir. Hatta 2y 8 diyelim. Eşittir x 2. Buradan e x 2y. Bunu da bu tarafa atarsak hepsini bir tarafta toplayalım. Artı 6 eşittir 0 olarak doğrumuzun denklemini bulacağız. Yani bu doğrunun denklemi bu şekilde bulduğum denklemi ben direkt olarak yazmış oldum. Eksi çarpılmış hali zaten bu. Şimdi bizim buradaki meselemiz şu. Bu doğrunun denklemi biliyoruz. Bu doğrumuzun denklemini bulduk. Şimdi bizim bu simetri olan bu E noktasıymış pardon D üssü değil E noktası. Bu E noktasının koordinatını bulmamız için şu bu K kesim noktasının koordinatını bulalım ki yani şuranın artım miktarlarından E noktasının bizden istenen E noktasının koordinatlarını bulmuş olacağız. O yüzden biz şu yani 4'e 5 yazmışım ama ben bulduğum noktayı yazdım önceden ama şimdi nasıl bulunduğunu izah edeceğim ben sana. Şimdi bu doğruyla buradan geçen doğrunun denklemini ortak çözmemiz lazım. Şimdi bu doğru denklem belli. Ben D'den geçen yani e, DK doğrusunun denklemini bulmak istiyorum. DE doğrusunun denklemini bulmak istiyoruz. Öncelikle e, MDE'nin eğimini bulalım. DE'nin eğimi nedir? Şimdi bu doğrunun eğimi neydi sevgili arkadaşım? 1 bölü 2'di değil mi? E, bu doğru buna dik olduğu için eğimleri çarpım eksi 1 olduğundan dolayı tersinin ters şartısından eksi 2 gelecekti. Tekrar ediyorum bu doğru ile bu doğru birbirlerine dik olduğu için eğimleri çarpma eksi 1'dir. Bu doğru eğimi 1 bölü 2 ise bu doğru eğimi yani bulacağımız şu DE doğrusunun eğimi eksi 2'dir. Noktamız belli 3'e 7 zaten. Ee, y eksi 7 eşittir. Eksi 2 çarpı x eksi 3 yazarız. Buradan y eşittir. Eksi 2 x tabii ki artı 6 7 daha artı 13 olarak bulunacaktır. Şimdi diğer denklemimiz neydi? 2y eşittir. Bunu bu tarafa atarsak x artı 6 idi. Tamam. Bizim buradan bunların kesin noktalarını bulmamız isteniyor. Nasıl bulabiliriz kesin noktalarını? Ee şöyle yapalım. Bunu 2 ile çarpıp toplayalım. Buradan 5y yapar. 2 ile çarparsak x'ler birbirini götürür. 12, 13 daha 25. Buradan y5 olacaktır. y5'i götürüp yerine yazarsak da x'e 4 çıkar. Yani kesin noktası nedir? 4'e 5'i bulmuş olduk. O zaman artım miktarlarından 3'ten 4'e 1 artmış da buradan buraya 1 artacaktır ki 5 olur. 7'den 5'e 2 azalmıştır ki buradan buraya 2 azalacaktır. 3 olacaktır. Yani 5'e 3 olarak bulunacaktır ki bizden istenen şey nedir? BE doğrusunun uzunluğu. Şimdi B noktamız nedir sevgili arkadaşım? B noktamız neydi? 6'ya 1. Değil mi? E noktamız neydi? 5'e 3 iki noktası iki noktası bilinen doğru pardon iki noktadan geçen doğrunun uzun noktan iki nokta arasındaki uzaklık yani BE uzaklığı eşittir kök içerisinde ordinatların farkı apsileri farkı 6 eksi 5'ten 1'in karesi e, ordinatların farkı 1 eksi 3'ten 2'nin karesi buradan 4 artı 1'den kök 5 olarak bulunacaktır ki nihayetinde sorumuzun doğru cevabı nedir oh, doğru bulmuşuz D seçeneğidir uzun ama güzel çok önemli bir durum. Ben sana ne dedim? Burayı çözdükten sonra ufkun gelişecek dedim mi demedim mi? Daha bekle daha. 10 tane daha sorumuz var. Şimdi geldik 3. sorumuza. Ağırlık merkezi orijinde iki köşesinin koordinatları da eksi 1'e 0 ve 0 3 olan tamam Şimdi pozitif yönde 90 derece döndürülerek diyor ABC'de. Şimdi ben sana şöyle bir e, şekli çizmiştim zaten. Bu şekli pozitif yönde 90 derece döndürüyorum. Nasıl? Burası pozitif yön. Döndürüyorum 90 derece. Ne oldu? Ne oldu? Karşılıklı olarak köşeler yer değiştirdi değil mi? Yani aynı şekil kendini korudu. 90 derece döndürüldüyse yataydaki dikey oluyor. Dikedeki yatay oluyor. Bak. Tekrar döndürdüm. Yani bu şekilde döndürebilir. Döndürmemiz bu şekilde. Yani Döndürme açısı simetri açısı 90 derece. O zaman o zaman bunu bu şekilde önce bir hatırlatayım. Şimdi gelelim sorumuzun detaylarına. Şimdi diyor ki tamam eksi 1'e 0. Şurada çizdiğim kırmızı eksi 1'e 0. Ondan sonra 0'a e, eksi 3. Tamam 0'a eksi 3. Yani şu çizdiğimiz kırmızı ABCD. ABCD yamu. Şuralar eksi 1. Eksi 1'e 0. Sıfır, burası 0'a eksi 3. Anlaştık mı? Şimdi değerli arkadaşım bunu biz 90 derece pozitif yönde çevirirsek az önce gösterdim. Şu siyah dikdörtgen, siyah paralel kenarı, eşkenar dörtgen elde edebilir miyiz? Elde edebiliriz. Yani burada eksi 1 olan burada ne oluyor? Buraya geliyor. Örnek veriyorum. noktamız neydi? Eksi 1'e 0 değil mi? Bunu 90 derece döndürdüğümüz zaman ne oluyordu sevgili arkadaşım? Ki biz biliyoruz. 0'a eksi 1 oluyordu. Değil mi? ya da 0'a eksi 3'ü 90 derece döndürdüğümüz zaman 3'e e 0 oluyordu. Bunları hatırlatmadan geçmek istemedim. E, ne oldu? Eksi 3'e 0. 3'e 0. Yani e, eksi 0'a eksi 3 iken ne oldu? 3'e 0 oldu. Eksi 1'e 0 iken ne oldu? 0'a eksi 1 oldu. Bu siyah doğru e, siyah eşkenar dörtgeni elde ettik. A üssü, B üssü, C üssü, D üssü. Ama bizden istenen şey nedir? BB üssü DD üssü dörtgeninin alanı. Yani o dörtgen dediğimiz aslında şu dışarıdaki dörtgendir ki bu bir karedir. Çünkü köşegenler dik kesişiyor farkındaysan. O zaman biz bizden istenen şey bu karenin alanı. Bu karenin alanı nasıl hesapları sevgili arkadaşım? Ki biz biliyoruz. Neyi biliyoruz? E, şuralar kök 3 birimde değil mi? Kök 3. Buralar kök 3 birimde değil mi? Evet. Yani o zaman buralar kök 3 kök 3 aradaki açı 90 derecesi karenin bir kenar uzunluğu e ya da şöyle yapabiliriz. Bu da kök 3. E, buralar da kök 3. Sonuçta 2 kök 3. O zaman kö karenin alanı 2 kök 3 çarpı çok özür dilerim. Kök 3 nereden çıktı? 3. Kök 3 olur mu? Yahu. Evet. Yani ben diyorum kök 3 nereden geldi? Kök 3 değil. E, bu bulduğumuz noktalar şu mesafeler 3 değil miydi? 3. E burası da 3. Burası da 3. Köşegenimiz 3. 3, 3, 6. Yani şu köşegenimiz 6. Bu köşegenimiz de 6. O zaman nedir alanı? Alan eşittir. 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 birim kare olarak bulunacaktır ki bu da üçüncü ve güzel bir sorumuzun cevabı D seçenidir. Yaşasın. Evet şimdi geldik bir sonraki sorumuza. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda çok güzel bir soru sevgili arkadaşım. Bakalım, bakalım, bakalım. Ağırlık merkezinin koordinatları eksi 1'e eksi 1. Tamam. Ağırlık merkezinin koordinatları eksi 1'e eksi 1. Yani e, orijin burası. Eksi 1'e eksi 1 noktası burası. Bunun ağırlık merkezinin koordinatları eksi 1'e eksi 1. İstersen şöyle bir gösterelim. Ben şekli çizdim. E, daha iyi önceden hazırladım ki görselleşsin. Daha iyi zihninde kalsın diye. Şimdi tamam. E, A, B, C, D yine eşkenar dörtgenin iki köşesi. Eksi 1'e eksi 3. Yani eksi 1'e eksi 3 dediğimiz nokta burası. Değil mi? Eksi 1'e eksi 3. Ve 2'ye eksi 1. Burası da 2'ye eksi 1 noktası. Tamam bunu çizdik. E, C köşesinin D köşesine olan simetri. C köşesinin D köşesine olan simetri olan noktanın yani bunun buna olan simetriyi o zaman C köşesinin koordinatlarını yazalım. C köşesi eksi 1'e 1 değil mi? Değil mi sevgili arkadaşım? Evet. D köşesinin koordinatları 1, 2, 3. Bir dakika. Evet. 1, 2, 3, 4. Yani eksi 4'e 1, 1 bir maşada olduğu için eksi 1. O zaman ne diyor bize? C'nin D köşesine göre simetriyi. C noktasının yani eksi 1'e 1 noktasının D noktasına göre simetriğini alacak olursak. Eksi 4 eksi 1'i. Ben orada simetrisini çizmişim. Sana şurada çizmişiz. Şurası şuraya eşit. Ee, buraya da E noktası diyelim. Artış miktarlarından eksi 1'den eksi 4'den 3 azalmış. Buradan 3 azalırsa eksi 7. 1'den eksi 1'e 2 azalmış. 2 azalırsa buradan buraya da eksi 3 olarak bulunacaktır ki... A e, olan noktanın A köşesine olan uzaklığı. A köşesine olan uzaklığı. Yani bunun A köşesine olan uzaklığı. Tam eksi 7, eksi 3 burası. A köşesine olan uzaklığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gösterecektir. Şekili moda mod güzel bir şekilde çizersek gayet iyi anlıyoruz. Değil mi? Evet. Geldik Beşinci sorumuzda. Bu da güzel bir soru. Ufkunu geliştireceğine inandığım şık sorulardan bir tanesi daha. ABC'de bir kare. DE 3 birim. AD 4 birim. Tamam. Burası da 3, 4, 5'ten 5 birim oldu. Şimdi C noktası 4'e 4. Hay hay. Ee, tamam. O zaman ee, burası 3 birim. Burası bir kare olduğu için buraya 1 olacak. 1 gelecektir ki ee, o zaman bu noktamızın koordinatları 4 birim geri gelirsek 0'a 4 olacaktır, değil mi? Tamam. Bu da 4 birim aşağı ineceğimizden dolayı 0'a 0 yani burası aslında orijin olmuş. Orijin. O zaman biz buraya hemen bir orijin yapıştıralım mı? Yapıştıralım. Şimdi e, değerli arkadaşım burada şöyle bir durum söz konusu soruda. Diyor ki Ne diyor biliyor musun? Çok güzel şeyler söylüyor bize. Burası orijin. Diyor ki soruda bize ABCD karesi orijinin yönünde pozitif orijin etrafında pozitif yönde alfa açısı kadar döndürülürse alfa açısı kadar yani alfa açısının değerlerinin sinüs alfa nedir? Ee, 3 bölü 5. Kosinüs alfa nedir sevgili arkadaşım? 4 bölü 5. Tamam. Hemen döndürelim. R alfa kadar döndürüyoruz. Hangi noktayı? Hangi noktayı? D nokta, ABCD karesinin e, karesi orijin etrafında pozisyonda alfa açısı kadar döndürüldüğünde D noktasına karşılık gelen nokta. D noktasını alalım o zaman biz. D noktamız neydi? 0'a 4 idi. 0'a 4. Biz alfa açısı kadar döndürürsek 0 e, çarpı kosinüs alfa eksi 4 çarpı sinüs alfa virgül 0 çarpı sinüs alfa artı 4 çarpı kosinüs alfa diyebiliriz. Buralar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? Eksi 4 çarpı sinüs alfamız biliyoruz ki biz 3 bölü 5 virgül. Burası gitti. 4 çarpı kosinüs alfamız da 4 bölü 5. Evet değerli arkadaşım buradan ne geldi? Eksi 12 bölü 5'e 16 bölü 5 olarak bulunmuş oldu. D noktasına karşılık gelen noktanın apsisi diyor. Eksi 12 bölü 5 olur ki. Beşinci sorumuz şöyle bakıyorum. Evet Doğru cevabı B seçeneği. Eksi 12 bölü 5. Yani bir taraftan emin olmaya çalışıyorum. Teyit ettirmeye çalışıyorum. Neyi teyit ettirmeye çalışıyorum? Cevapların doğru olup olmadan. Nasıldı ama güzeldi değil mi? İlla açı vermek zorunda değil. Alfa diyebilir. Alfayı da dik üçgenden bulabilirsin. Trigonometrik değerlerini gerek kosinüs gerek sinüs. Devam mı? Tamam mı? Devam mı? Devam. Devam değil mi? Güzel sorular demiştim sana. Ha. Evet analitik düzlemde verilen ABCD paylar kenarın köşe koordinatları eksi 3'e eksi 1, 5'e eksi 1, eksi 1'e 3. Eksi 3'e eksi 1. 5'e eksi 1. D'miz eksi 1'e 3. C'yi bulabiliriz değil mi? Artış miktarlarından. Yani eksi 3'ten 1'e 2 arttıysa buradan buraya 2 artacak. Burası 7 olacak. Eksi 1'den 3'e 4 arttı ise buradan da buraya 4 artacak. Burası 4 olacak. Yani 7'ye 4. C noktamızın koordinatları neymiş sevgili arkadaşım? 7'ye 4 olarak bulunmuş. 7'ye 4 olur mu? 7'ye 3. 7'ye 3. 7'ye 3. 3. Neden 3? Yani 4 arttırıyorsun eksi 1'den 3 olur tabii değil mi? C noktasının koordinatları. Bunu bulduk. Diyor ki ABC'de paralel kenarın x ekseni boyunca pozitif yön e, x ekseni boyunca negatif yönde eksi 4 birim. Y ekseni boyunca pozitif yönde artı 1 bir birim ötelendiğinde C noktasına karşılık gelen noktanın orijini olan uzaklığı. Bununla C noktasını topluyoruz o zaman değil mi ötelemede? O zaman ne oldu? 3,4 mu oldu? Evet. Bu evet yeni bulduğumuz nokta C su noktası olsun. Karşılık gelen noktanın orijine olan uzaklığı kaç birimdir? 3, 4, 5'ten 5'tir. Orijin nedir sevgili arkadaşım? 0'a 0'dır. Yani OC arasındaki uzaklık nedir? Kök içerisinde 3 eksi 0'ın karesi 9. 4 eksi 0'ın karesi 16. Kök 25 o da 5 yapar ki. Bu da sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Geldik 7. sorumuza. Birim kareleri ayrılan analitik düzlemde verilen ABC'de dikdörtgenin y işte bir doğrusuna göre simetri. Aha. Ye işte bir doğrusu değerli arkadaşım burası. Birim karelerle verilmiş. Bir. O çizdiğimiz biraz e, çizmişim ama biraz eğri olmuş. Siyah olan dikdörtgen. Sonrasında diyor ki elde edilen dikdörtgenin diyor y eksenine göre simetri alındığına göre. Yani y eksenimiz tabii ki de burası. Bu eksene göre simetri aldığımız zaman takdirde oluşan dikdörtgenimiz bu oluyor. Değil mi? Evet. Şimdi ne diyor? A üstü, B üstü, C üstü, D üstünün bütün köşelerinin koordinatları nedir diyor. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bunun koordinatları nedir? E, orjin burası. A üstünün koordinatlarını bulalım. E, A üstünün koordinatları nedir? Eksi 1'e bir. B üssünün koordinatlarını bulalım. B üssü tabii ki burası 1 ama 1, 2, 3, 4, 5. Yani eksi 5'e 1 oldu. Devam edelim. C üssü noktasının koordinatları burası aşağıda eksi 1, eksi 5'e eksi 1 oldu. D üssü noktasının koordinatları da eksi 1'e eksi 1'den geldi. Şimdi bunları taraf tarafa topladığımız zaman ne diyor? A, tüm köşenin ordinatlarının toplamı diyor. Ordinatların toplamı. Ordinatlar neresi değerli arkadaşım? Burası. Bunların toplamından ne geliyor? Sıfır mı geliyor? Bunların toplamından sıfır geliyor. Doğru mu? Doğru. Yaşasın. Evet. Sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir. Devam ettik. Geldik 8. sorumuza. Şimdi diyor ki 8. sorumuza. Düzlemde eksi 2,2 köküç noktasının orijin etrafında Tamam. Eksi 2 virgül 2 köküç. Eksi 2 virgül 2 köküç. Tamam. Aradaki açı ne olacaktır? Burası 2. Burası 2 köküç olduğu için 60-30 derece. Doğru mu? Doğru. 210 derece diyor. Pozitif yönde diyor. Pozitif yönde 210 derece döndürüldüğünde. Yani o 180 dereceden 30 derece daha fazla. Şimdi şöyle düşünelim. Allah'ım yarabbim. Tamam. Tamam. Eksi 2 virgül 2 köküç. Ben bir ikinci bölgede bakmam lazım buna değil mi? Eksi 2 virgül 2 köküç. Tamam. Eksi 2 virgül 2 köküç. Burası eksi 2. Burası 2 köküç. 60'ın karşısı 2 köküçtür. 30'un karşısı kök 2'dir. Burası 4 tabii ki. Şimdi biz buradan itibaren A, A noktasını 180 artı 30 Yani buradan böyle döndürüyorum. Değil mi sevgili arkadaşım? bu tarafta 150 derece kalacaktır. O zaman ben bu taraftan 210 180 yani 210 derece döndürürsem buradaki yani A noktası döndü, bu taraftan döndü, A üstüne geldi. Ama bu tarafta negatif yönde kaç derece dönmüş oldu? 150 derece dönmüş oldu. A A üstü noktası. Buna göre A A O ve A üstünden oluşan üçgenin alanından bahsediyor. O zaman 30 30 ya pardon 150 üçgeni var burada. Böyle çizelim. Biliyoruz ki bu uzunluğumuz bizim kaç birimdi? Az önce burada gösterdik. 4 idi. Burası da 4. Burası da 4. Oluşan üçgenin dar açısı yani açısı 150 derece. Ne dar açısı? Dar açı değil. Bu üçgenin alanından bahsediyorsa bize 4 çarpı 4 çarpı sinüs 150 bölü 2'den 16 bölü 2 8 8 çarpı 150 nedir? Sinüs 30'dur. Değil mi sevgili arkadaşım? Sinüs 30'dur. Sinüs 30'da 1 bölü 2'dir. Buradan 4 birim kare olarak bulunacaktır ki sorumuzun doğru cevabı evet A seçeneğidir. Devam ediyoruz. Geldik rüzgar gününe benziyor. Rüzgar gününde tabi birim karelere ayrılmış düzlemde 4 eş paralel kenardan oluşmaktadır diyor. Tamam. Bunu merkez olarak düşünecek olursak. Burada bir çember çizecek olursak. Yani tam çember içine oturtamayabilirim ama. şöyle bir çember çizecek olursam. Dikkatini çektiği üzere. Yani bu şu merkez olarak düşünecek olursak şurası ne olacaktır? Bunlar birer yarı çap olacaktır. Yani eşkenar dörtgenin köşegeni bir yarı e, merkezi o olan o merkezi çemberin yarı çapı olacaktır. O zaman tamam evet, zaten e, birim karelerden oluştuğuna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabanımız 7. Yani bir kenar uzunluğumuz 7 yüksekliğimiz e, nedir sevgili arkadaşlarım 1, 2, 3 Yüksekliğimiz de 3 birim. O zaman bu burası R yarı çap. Yarı çapı bize soruyor. Doğru mu? Ee, o zaman ne bulacağız sevgili arkadaşım? bir ee, R'yi bulmak istiyoruz. O zaman R kare eşittir. Kök içerisinde 7'nin karesi artı 3'ün karesi. Ee, 49 artı 9 kök 58. Yani burası 58 yapacaktır ki R kare ifademiz 58 birim, birim kare olarak bulundu. R kare olduğu için. Şimdi bizden o istenen şeklin şekil bu. Bu nedir? Bir daire. Döndüğü zaman sen bunu daire olarak göreceksin. Dairenin alanı pi çarpı r kareydi. Bu da 58 pi birim kare yapacaktır ki sorumuzun doğru cevabı nedir sevgili arkadaşım? E seçeneğidir. Hadi bakalım gelelim 10. sorumuza. Sevgili arkadaşım yine bir düzgün altıgen. Düzgün altıgenin içerisinde 3 tane özdeş Eşkenar dörtgen var. Düzgün altıgenin dönme açısının, düzgün altıgenin en küçük dönme simetrisinin 360 bölü 6'dan 60 derece olduğunu biliyorduk. Yani her bir dönme açısı 60 derece. Yani örnek veriyorum. A noktasından pozitif yönde 120 derece döndüğü zaman A birinci de buraya gelir, ikinci de buraya gelir, E buraya gelir, F buraya gelecek değil mi? Birer birer adım. Her bir köşenin bir bir ilerlemesi 30 dereceyle oluyor. Yani bir adım ilerlemesi düzeltiyorum 60 dereceyle oluyor. B noktasının diyor. B noktasının diyor. Tamam. B noktası etrafında yukarıdaki altıgen B noktası etrafında. Hay hay. E, burası merkez sonuç itibariyle değil mi? Yani merkez olduğunu ben sana şöyle gösterebilirim. Buraları birleştirdiğimiz zaman düzgün altıgenin merkezi olacaktır. Evet. Düzgün altıgenin merkezi oldu. Diyor ki B noktası etrafında pozitif yönde 120 derece döndürüldüğünde diyor. Döndürüldüğünde. Evet. C nokta, e, C noktası hangi noktaya karşılık gelir diyor. C noktası pozitif yönde 120 derece döndürüldüğü zaman hangi noktaya karşılık gelir sevgili arkadaşım? Tabii ki önce buraya geldi bir birim. Bir birim de buraya geldi. A noktasına karşılık gelecektir ki sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçenidir. Adım adım ilerliyoruz. Geldik 11. soruya. Son 3 sorumuz var. Evet bu da güzel bir soru. Tan soruları başladı artık. D1 ve D2 doğruları AB doğru parçasına paraleldir. Tamam D1 ve D2 AB doğru parçasına paraleldir. D1 ve D2 doğrular arasındaki uzaklık 6 birimdir diyor. Hay hay. AB uzunluğunda 5 birim olduğuna göre diyor. A noktasının D1 doğrusuna göre simetri. A noktasının D1 doğrusuna göre simetri şurada bir yerdedir doğru mu? Evet burada çizmişiz. A1 diyelim. Evet. O zaman burası A ise burası da A'dır. Sonra diyor ki ee, B noktasının D2 doğrusuna göre simetriyi de diyor. B2 olsun. Evet buraya B dersek burası da B2 oldu. Şurası B2. A1 B2 arasındaki uzaklıktan bahsediyor. Biz burada bir dik üçgen oluşturduk farkındaysan sevgili arkadaşım. Şuraları birleştirdik. Burada ne yaptık? Bir dik üçgen oluşturduk. Değil mi? Evet burada bir dik üçgen oluşturduk. Şimdi bu dik üçgende tabii ki burası kaç birimde e, bu mesafemiz şurası 5 birim olduğu için buraya 5 birim diyebilir miyiz? Deriz. Taban uzunluğuna bakalım. Şimdi şurası A buraya B demiştik. A artı B 6 birim olduğu için değil mi? Şuradan dolayı 6 birim olduğu için. 2 tane A artı B'de ne olacaktır? 12 birim olacaktır. O zaman taban uzunluğumuz 12 birim olacağından dolayı 2 doğru arası 2 noktasındaki uzaklık 5, 12, 13'ten 13 birim gelecektir ki sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Güle güle sorumuz 11. soru gelsin. Hoş geldin. Sefalar getirsin 12. sorumuz. Güzel bir soru. Yıllardan 2013 lisans yerleştirme ve şık bir soru bence. Hazır mısın? X, koordinat düzleminde orijin noktası etrafında şekildeki gibi döndürüldüğünde döndürülerek diyor. 60 derece pozitif yönde döndürülerek X üssü koordinat düzlemi oluşturuluyor Yani bu koordinat düzlemi 60 derece döndürülerek yeni bir koordinat düzlemi oluşturuyor. Yani aslında şuradan şuraya dik indirebilirim. Buradan buraya e, bu düzleme dik indireceğim. Yani şuraya dik indirebilirim. Yani ne yapmaya çalışıyorum? İşin gerçeği şu kenarda belirttim. Ben sana şekli çizim. Onu anlatmayı hiç istiyorum şimdi sana. Buna göre diyor x, düzlem düzlemi üzerinde 1'e 3 kök 3 olan p noktasının x üssü y üssü düzlem üzerindeki durumu nedir diyor. Hı, -hı o zaman ne yapmamız lazım? Ee, bu noktanın koordinatı. Ben burayı biraz daha açtım. Bak farkındaysan burada daha rahat işlem yapabilmek için. Burası 1. Burası 30. 30'un karşısı 1 60'ın karşısı köküçtür. Burası 2 köküç yapacaktır. Tamamı 3 köküç olduğuna göre noktanın koordinatları 3 köküçse buraya 2 köküç kalacaktır. Yani şu mesafeyi biraz daha açtım. Daha rahat görelim diye. 30 ise burası da 30. 90'ın karşısı 2 köküçse 30'un karşısı köküç. 60'ın karşısı 3 olacaktır. Burada 2 idi. 3 daha ne oldu? 5 oldu cepte. Yani bizim absisimiz bu noktanın absisi ne oldu sevgili arkadaşım? 5 oldu. Bunlar gitti. O zaman sadece ve sadece seçeneğimiz A seçeneği kaldı. Diğerini de gösterelim. E zaten bu da belliydi. Y ekseni olan uzaklıkta köküçtü. 5'e köküç oldu. Bitti. <laughs> yani x, <laughs> x y düzlemi üzerinde 1'e 3 köküç olan noktanın x üssü y üssü düzlemi üzerindeki koordinatları 5'e kök 3 olarak bulunmuş. Oldu sevgili arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Geldik 13. ve son sorumuza. İki önceki soruda 10. soruda düzeltiyorum. 3 önceki soruda 10. sorumuzda düzgün altıgenin simetri doğrusunun simetri merkezinin 60 derece o simetri doğrusunun simetri açısının 60 derece olduğunu söylemiştik. Yani 60, 120, 180, 240, 300, 360, 6 tane simetri doğrusu. 360 bölü 6'dan 6 tane var. Düzgün altıgenin diyor ki e, ok yönünde 120 derece döndürülüyor diyor. Tamam ok yönünde 120 derece döndürülürse iki tane dönecek. Yani E, D'ye gelecek. D'den C'ye gelecek. E buraya geldi diyelim. Sonra da diyor altıgen Y eksenine göre simetri alınıyor. Yani Y ekseni burasıysa bunu Y eksenine göre simetri yani E sonuçta burada. Bunu simetri alınırsa nereye gelecektir? E, gelecektir. O zaman F'de buraya gidecektir. Dolayısıyla İlk durumda F'nin olduğu F'nin F noktasının bulunduğu köşeye son durumda hangisi gelir dedik? Hangisi gelir? E gelecektir. Sorumuzun cevabı bak tekrar ediyorum iki defa 60 döndürdük sonra y eksenine göre simetri aldık. F noktası E noktasına geldi. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Evet sürçülüysen olduysa affola. Benden bu kadar. İkinci fasikülde bu şeyi de geride bıraktık. Üçüncü fasikülde türev limit fasikülünde Görüşmek dileğiyle. Limit konusunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.